Azerbaycan, Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar 8. gününde. Azerbaycan ordusu başlattığı karşı taarruzda işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. 7 köy ve 1 kasaba daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı biliyorsunuz. Şimdi bir kez daha cephe hattına döneceğiz. Murat Karataş bizi bekliyor. Kameraman Ünsal Çakin'le birlikte birkaç gündür orada geçtiğimiz haftadan bu yana aslında görevlerini sürdürüyorlar. Onlarda son notlar. Murat, seni dinliyoruz. Bilgehan, aslında biz Gence'deyiz şu an. Gence, Bakü'nün ikinci büyük şehri ve belki şunu söylememizde fayda var. Burası cephe hattından oldukça uzak bir nokta. Ancak Ermenistan ordusu bilindiği gibi günlerdir sivilleri vurmaya devam ediyor. Bu kez hedeflerinde Gence vardı. Yani cephe hattından çok uzak bir kent. Azerbaycan'ın ikinci büyük kentini bu kez Ermenistan ordusu hedef aldı. Yine sivilleri hedef aldı. Bakın şu an kameraman Ünsal Çakin bize bir binayı gösteriyor. Sivillerin yaşadığı bir bina burası. Tamamen sivillerin yaşadığı bir sokak ve buraya düşen füzenin, ki Rus yapımı bir füze olduğu yönünde bir takım bilgiler var. Ancak şu an için mühimmatın tipi konusunda çok da net ve kesin bilgiler vermek son derece güç. Buraya düşme, roketin buraya düştüğü ifade ediliyor. Dikkat çekici bir bilgi. Dediğimiz gibi burası aslında cephe hattının çok dışında bir noktada. Ancak Ermenistan güçleri burada da sivilleri hedef almayı sürdürdüler. Azerbaycan Ermenistan arasındaki cephe hattında yer almıyor dedik. Roketli saldırı Ermenistan topraklarından gerçekleştirildi. 4 füze atıldı Gence kentine. Gence'de sivil nüfusun yoğun yaşadığı bölgeler, o dört roketin geldiği noktalar, evler ve araçlar zarar gördü, ki o araçlardan şu an birini kameraman Ünsal Çakin bize gösteriyor. Yaralı ya da can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırıdan sonra sosyal medyada bir açıklama yaptı ve Hacıyev, Azerbaycan'ın sivil halkını korumak ve Ermenistan'ı barışa zorlamak için meşru askeri hedeflere karşı gereken tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı. Ardından bir açıklama daha yaptı yine sosyal medyadan. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Ermenistan saldırılarında sorumsuzca misket bombası kullanıyor. Hacıyev, saldırılarda kullanılan misket bombaları Azerbaycan halkını yıldıramaz dedi. Misket bombaları bilindiği gibi yasaklanmış bombalar. Dolayısıyla kullanılmaması gerekiyor. Misket bombası uluslararası anlaşmalarda 2010 itibariyle yürürlüğe girdi. Anlaşma bombanın üretimi, kullanımı ve depolanmasını da yasaklıyor. Havadan bırakılan bombanın içinde misket büyüklüğünde parçalar var. Bomba yere yaklaştığında, yere belli bir mesafe kaldığında ihtirakli olarak kabul edilen sistem birden harekete geçip içerisindeki misket tanesi şeklindeki ya da ondan biraz daha büyük ancak çok sayıda bombayı yere belli bir mesafe kala bir anda havadan bırakıyor ve yere yağmur gibi o bombaların yağmasına sebep oluyor. Şu an kameraman Ünsal Çakin bize bir bebek arabası, bir puset gösteriyor. O da bombanın etkisiyle sağa sola savrulan onlarca eşyadan biri. Şurada bir ev var sanıyorum. Ünsal, o pencereden içeri bakma şansımız olabilir mi? Bir bakalım. Evet, evdeki eşyalar darmadağın olmuş. Evin içinde ev sahipleri var. Bir kadın üzgün ağlıyor tabii. Doğrudan sivilleri hedef alan bir saldırı. Bakın burası bir evin yatak odası. Herhangi bir askeri bölge değil. Herhangi bir şekilde bu noktada askeri bir tesis yok. Bir birlik yok. Bir kışla yok. Ancak bu noktayı Ermenistan hedef aldı. Sivilleri hedef aldı. Aziz Aliyev sokağı burası. Vurulan nokta şu an bizim bulunduğumuz nokta. Notlarımıza yine kaldığımız noktadan devam edelim. Gence, Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti dedik. 1918 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti kurulduktan sonra hükümet orada bulunuyordu. Şu an bulunduğumuz yerde bulunuyordu. Aslında o nokta şu an itibariyle bir müzeye çevrilmiş durumda. Baku
Çünkü Bakü o dönemde işgal altındaydı. Kafkas İslam Ordusu kumandanı Nuri Paşa'nın ilk gittiği şehir Gence'ydi. Buraya geldi ve burada Bakü'yü kurtarma operasyonuna birkaç ay hazırlandıktan sonra Türk ve Azerbaycan ordusu Bakü'ye doğru yola çıktı. Yani Azerbaycan'ın tarihinde de son derece önemli bir yere sahip bir kent Gence. Azerbaycan'ın da az önce de sözünü ettim. Bir evin sahiplerine doğru gitme şansımız olabilir mi diye kameraman Ünsal Çakin'den rica edeyim. Hanımefendi geçmiş olsun. Evet şu an çok zor yaşadıkları tabii. Burada kendi evlerinde bir pazar gününü geçirirken bir anda Ermenistan'ın gönderdiği o bombaların, füzelerin durup dururken hedefi oldular ki ısrarla ve defaatle altını çizerek bir kez daha tekrarlayalım. Cephe hattından çok uzak bir nokta burası. Yani buraya düşen herhangi bir şeyin yanlışlıkla atılma ihtimali yok. Dolayısıyla Ermenistan sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Burayı Gence kentini bilerek kasten vuruyor. Çünkü dediğimiz gibi cephe hattından kilometrelerce uzaktı burası. Üstelik az önce de söyledim yayını açarken sadece bir değil tam 4 füze düştü bu noktaya. Dolayısıyla 4 füzenin bu noktaya düşmüş olması bunun kasıtlı bir saldırı olduğu, sivillere yönelik bir saldırı olduğunun en büyük göstergesi. Bakın burada bir giriş varmış. Artık giriş neydi onu şu an için kestirmek çok zor çünkü geriye bir şey kalmamış. Bir restoran girişi mi, bir market girişi mi bilemiyoruz ancak üst tarafında bir kapalı bir alan var. Ve tamamen yok olmuş, yanmış. Oradaki bir araç da kavrulup yanmış. Çevresindeki binalara çok ciddi hasar vermiş. Ağaçlar yıkılmış. Bakın yolda benim buradan görebildiğim kadarıyla derinliğe yaklaşık 1,5 metre, 2 metre civarında. Yarı çapı ise 2,5-3 metre olan bir krater açılmış burada ve şu an o kraterden içeriye su hattından taşan su akmaya başladı. Oldukça derin bir krater. Bu da tabii buraya atılan mühimmatın ne kadar güçlü olduğunun çok büyük bir göstergesi. Daha önce hatırlanacağı gibi özellikle dün kameraman Uysal Çakın'la Terter'e gittiğimizde Terter'de yolun ortasına düşüp saplanmış mühimmatları göstermiştik, patlayanları göstermiştik. Onların açtığı kraterler çok daha düşüktü. Ancak bunun neden olduğu krater, bunun neden olduğu çukur son derece büyük. İçine rahatlıkla küçük çaplı bir otomobilin girebileceği büyüklükte bir krater bu noktada ve sadece düştüğü yer değil, bakın çevresinde 360 derece çevresinde hasar vermiş. Hemen karşıdaki binada çok ciddi hasar var. Demin hanımefendiyi göstermiştik. O arada ağlayarak eşyalarını toplamaya çalışıyordu. Artık kurtarabildiklerini, alabildiklerini almaya çalışıyordu. Kameraman Ünsal Çakin'le acaba evin diğer tarafından girebilir miyiz diye bir merak ettim. Bir yan taraftan bir girmeye çalışalım bir. Bakın tahribat çok büyük burada çünkü. Bu arada tüm buradaki eşyalar, bakın bir yaylı yatak var. İki adet daha doğrusu, bir değil iki yaylı yatak. Bir koltuk görüyorum yine aynı şekilde, bakın burada. Tam burada bir koltuk var. Çekyat. Bir ayna. Az önce göstermiştik bir bebek puseti. Hemen karşıda bu tarafta bir yemek masasına ait parçalar ve sandalyeler var çok sayıda. Yine aynı şekilde burada bir ayna. Bakın bütün bu eşyalar o patlamanın hemen akabinde evin içinden bu noktaya döküldü, savruldu. Ve ortaya böyle bir manzaranın çıkmasına neden oldu. Şimdi bir arkaya doğru bir gidelim diye düşünüyorum tekrar. Çünkü orada, o noktadan da hasarın boyutlarını görebiliriz belki. Çünkü biz şu an sadece ön cepheyi görüyoruz. Bir de bir arka cepheyi bir görelim. Evet bakın buraya da çatıdan kopan büyük bir parçayı getirmiş. Çünkü o çatı yukarıda.
Az önce yolun kenarında bir araba göstermişti bize Ünsal Çakin. O arabadan kopup buraya düşen akü. Dolayısıyla bu da patlamanın büyüklüğünü bize gözler önüne seriyor. Burada pencereler yine yan binada pencereler kırılmış. Bakın burası da bir ev. Hatta yatak odası görebildiğim kadarıyla. Eşyalar asılmış. Yine burada da bütün... Evet. Reji sanıyorum bir şey söyle. Bir daha tekrar edebilir misiniz? Son dakika bilgisini. Evet, şu an İstanbul'dan rejiden ulaştırılan son bilgiye göre maalesef saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Dört kişi de yaralandı. Dört kişi de yaralı. Bakın az önce ön cephesini çektiğimiz evin şu an arka cephesine geldik. Patlama binanın diğer tarafında oldu. Ancak bu tarafında yarattığı hasara bakın. Bütün camlar kırılmış, dökülmüş yerlere de vitrin inmiş. Masa paramparça. Eşyalar paramparça. Dağılmış durumda. Ve evde belki de misafirleri bekleyen oradaki yemek takımları, hemen hemen her şey paramparça dağılmış durumda. Hemen yan tarafında mutfağa açılan bir pencere var. O pencerede şu an yine aynı şekilde kırılmış. Demin dışarıdan içini çektiğimiz yatak odasındayız. Hanımefendi burada eşyalarını toparlayıp tahmin ediyorum buradan ayrılmaya çalışıyor. Çünkü yani geceyi burada geçiremeyecekleri çok aşikar, çok ortada. Dolayısıyla onlar için zor bir durum. Yavaş yavaş tekrar dışarı çıkalım istiyorsan. Evet. Tabii insan böyle manzaraları görünce duygulanmadan edemiyor. Son derece zor bir durum. Evet. Bakın arka tarafa geldik yine. Burada çatıdan kopan büyük parçaları görmek mümkün. Şu noktadan üst taraftan çok büyük parçalar inmiş. Aşağıya saç parçaları inmiş ve onları buraya savurmuş. Aslında bunlar bile herhangi bir kişiye yukarıdan inerken denk gelse, çarpsa bunlar bile bir kişinin ölümüne neden olabilir. Çünkü o hızla sağa sola savrıldıklarında jilet gibi keskin olabiliyorlar çatıdaki saçlar. Dolayısıyla son derece tehlikeli bir durum. Tekrar binanın ön tarafına doğru gidelim. Bu arada deminki notlarda söylemeyi unuttum. Onu hemen söyleyeyim. Dört noktaya füze atıldığını söylemiştik. O dört noktadan birinin bir ortaokul olduğu ifade edildi bize. Şimdi buradan sonra, yayından sonra da hemen oraya, ortaokulun olduğu noktaya gideceğiz. Oradaki hasarı da görüntüleyeceğiz. Benzer bir durumu Terter'de de görmüştük biz. Terter'de de yine bir okulun vurulduğunu, okulun yanındaki sosyal tesisin vurulduğunu, sosyal tesisin yanındaki lojmanın vurulduğunu görmüş, gözlemlemiştik. Benzer bir durum Gence'de de yaşandı. Yani herhangi bir şekilde hedef gözetmeksizin ev olabilir, okul olabilir, bir restoran olabilir, bir market olabilir, halkın topluca bulunduğu bir meydan olabilir, kamu binaları olabilir, hiç fark etmiyor. Ermenistan güçleri sivil halkın bulunduğu herhangi bir noktaya roket atmakta, füze atmakta, bomba atmakta çekinmiyorlar. Bugün bunu bir kez daha görmüş olduk. Dediğimiz gibi cepheden kilometrelerce uzaklıkta bulunan bir kentte, Gence'de yaşanıyor bütün bunlar. Tabii dün akşam bilindiği gibi ard arda Azerbaycan ordusunun zaferine ilişkin güzel haberler gelmeye başlamıştı. 7 köy ve bir beldede daha doğrusu bir kasabada daha kontrol sağlanmıştı. Bunlar tabii önemli gelişmeler cephe hattı açısından. Gözler cephe hattına çevrilmişken, Azerbaycan ordusunun ilerleyişine çevrilmişken, Gence'den, cepheden bu kadar uzak bir noktadan bu tür haberlerin gelmesi de son derece çarpıcı, manidar, dikkat çekici bir durum. Dolayısıyla
aslında sanki görüntü şu, Ermenistan ordusu cephedeki mağlubiyetini bir şekilde böyle kamufle etmeye çalışıyor. Belki Azerbaycan halkını yıldırmaya çalışıyor. Dolayısıyla şu an bizde bıraktığı intiba bu. Yani bir gün önce 7 köyü ve bir kasabada kontrolü kaybediyor ve toplam sayı bir anda 14 köye çıkıyor. Efendim geçmiş olsun. Burada yaşayan var mı aranızda? Şu an burada yaşayan var mı bu bölgede yaşayan? Siz burada mı yaşıyorsunuz? O sigarayı bir indirin, sigarayı bir indir. Sigara. Geçmiş olsun efendim. Nasıl oldu? Bir anlatabilir misiniz bize? Ses geldi, düştü, patladı. Hali ne oldu canım? Peki Ermenistan bu saldırısı nasıl değerlendiriyorsunuz? Göz kabağındadır. Bundan artık ne demiyorlar? Zept olunur arazilerimiz. İndi çıkmak istemirler. Gücü çatmır, Gəncəni vurur. Tertere vurur. Göranboyu vurur. Şemkiri vurur. Hali ne demiyorlar? Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, aslında bizim söylediklerimize paralel şeyler düşünüyor Azerbaycan halkı da. Çünkü cephede kazanılan galibiyetin bir şekilde kamufle edilmeye çalışıldığını düşünüyor. Azerbaycan halkı da aynı şekilde. Elbette üzgünler. Ancak operasyonun ve ordunun arkasında. Burada yaşayan var mı aranızda bu sokakta? Siz burada mıydınız? Hayır, burada değil diye işitip gelmiş. Nasıl değerlendiriyorsunuz saldırıyı? Değerlendirme o için yani onlar bizim hərbçilərimizə güclər yetmir. Dinç vətəndaşlarımızı hədəf alırlar. Elə bilirlər ki, belə şeylərdən biz qorxacaq, çəkinəcəyik. Xeyr, əslə biz belə şey nə bizi qorxutmur, nə də belə şeydən geri çəkilməyəcəyik. İnşallah Allahın köməkliyindən rələ gedəcəyik. Onlar bizlərə görürlər ki, gücləri yetmir, ancaq dinc əhalini. Gəncə ikinci Azərbaycanın böyük şəhəridir, mədəni şəhərlərindən biridir. Göz qabağındadır. Ölənlərimiz var, yaralananlarımız var. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin cəmi ölənlərimizə. Bu belə şey bizi qorxutmur. Onlar bilsinlər ki, biz 10 milyonuq, onlar 5 milyondur. Bizim 2 milyonumuz qırılsaq, 8 milyonumuz geridə qalır. Rəli gedəcək ancaq. Bizdə geri çəkilmək söhbəti yoxdur. Belə şeylər bizi qorxutmur. Qorxmamışıq, qorxmayacağıq da. Ancaq rəli gedəcəyik biz. Yəni ölməyə də hər birimiz hazırıq. Biz Qıraq rayondan eşidib gəlmişik. Yəni ürəyimiz vətəndaşlarımızın yanındadır. Hamımız həmrəy olmaq şərtilə gəlmişik ki, dəstək olaq. Ermənilər yəni həmişə qorxaq millət olduqları üçün özləri elə bilirlər ki, bizləri belə şeylərdən qorxudacaqlar. Xeyr, biz belə şeylərdən qorxmuruq. Onlar bizim arxa cəbhələrimizi vurur. Biz inşallah ön cəbhəyə gedəcəyik. Onlar bizi qorxuda bilməyəcəklər. İnşallah Qarabağ Azərbaycanlıdır. Qələbə bizimdir. Qələbə bizim olub, bizim də olacaq. Azərbaycan torpaqları erməni kimi şərəfsizlərin ayağının altında qoymayacaq. Onlar bizim torpaqların üstündə gəlsin. Təşəkkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun efendim. Çok geçmiş olsun. Evet, aslında konuştuğumuz kişiler de bizim az önce anlatma... Araba geliyor insan. Şöyle bir gelin sen. Bizim konuştuğumuz kişiler de az önce anlattığımız şeylere paralel şeyler söylüyorlar. Cephedeki ordu başarısının, daha doğrusu kendi ordularının başarısızlığını bu şekilde kapatmaya çalıştıklarını, belki bu şekilde intikam almaya çalıştıklarını ifade ediyorlar. Bir kişi daha bulmaya çalışalım. Bu bölgede yaşayan biri. Buralarda yaşayan var mı başka aranızda? Burada, bu semtte yaşayan. Kim? Geçmiş olsun efendim. Nasıl oldu? Bir anlatır mısınız? Biz hemen bu sokakta yan tarafta oturuyoruz. İşte patlamayı duyunca herhalde 2-3 tane roket atmışlardı. İkisini bizimkiler göydeyken mahvettiler. Ama biri düştü işte buraya. Gürültü çok vardı. Hepimiz buraya toplandık. Bu arabadaki cenazeyi ben çıkardım. Ondan sonra eve de girdik. Yani eve girdikten sonra çok tüst oldu. Bir tane cenaze çıkardık ama daha sonra işte polis, diğer şey
geldiler buraya, onlar müdahale ettiler, biz kenara durduk. Saldırıyı işte, nasıl görüyorsunuz peki? Nasıl değerlendiriyorsunuz saldırıyı? Yani cepheden bu kadar uzak bir yer burası. Ya işte siz de biliyorsunuz, yani Gence cepheden uzak bir yer, yani dediğiniz gibi. Ama işte sivilleri vuruyorlar. Yani bunun hani bir yanlışlıkla yapılması veya işte bir söz konusu değil. Yani burada açık aydın sivil halkı hedef alma var. Biz de işte hepimiz buradayız. Gence'yi terk etmeyeceğiz. İşte Karabağ'ın Karabağ uğrunda yani son damla kanımıza kadar hepimiz askeriz. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun efendim size. Evet, Gence'deyiz. Gence'de Ermenistan füzeleriyle vurulan noktadan gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Söz şimdi yeniden İstanbul'da.